Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Hatta 3 farklı ilandan bahsedeceğimizi belirtmek istiyorum. Lütfen sizlere uygunsa başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Öncelikle ben bu linki yorum kısmına sığabileceğim. Rahatlıkla her 3 ilana da ulaşım sağlamış olacaksınız. Ve sayfanın sonlarında ise bu PDF'lere erişim sağlamış olacağınızı, başvuru linkine ulaşmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ilanlar nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, mühendis, orman muhafaza memuru ve memur ataması, büro personel ataması, tekniker ataması, güvenlik ataması, destek personel ataması gibi alımlar yapmış olacaktır arkadaşlar. İlk ilanında 20 adet orman mühendisi ataması yapmış olacaktır. İkinci ilanında ise orman muhafaza memuru ataması yapılmış olacaktır. Bunların başvurusu henüz başlamadı. 29 Nisan'da başlayıp 9 Mayıs'a sona erecektir. Başvurular kariyer kapısı üzerinden yapılacaktır. Dediğim gibi zaten linkleri yorum kısmına sabitlemiş oldum arkadaşlar. Buralarda sizler sözlü mülakatla beraber atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hem mühendis atamasında hem orman muhafaza memur atamasında mülakatlı bir atama olduğunu en başta belirtmek istiyorum. Pekala, mühendis atamasına kimler başvurabilecek? KPSS P3'ten en az 70 puan alan orman mühendisleri mezunları başvurabilecektir. Orman muhafaza memurluğuna ise KPSS P93 puanından en az 65 puan alan ön lisans mezunları içerisinden ormancılık, orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme veya aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinden birinden mezun olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Hangi illere atama olacakla ilgili bütün bilgiler zaten sayfanın sonunda da bulunmuş oluyor arkadaşlar. Sizler başvurularınızı günü geldiği takdirde kariyer kapısı üzerinden yapacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. 29 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında başvurularınızı yapmış olacaksınız. Bunun haricinde diğer bir memur atamasında ise, yani 3. ilanda ise 124 adet sözleşmeli personel, yani memur ataması yapılmış olacaktır. Burada ise herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır. Doğrudan puan üstüne göre bir atamadır. 2022 KPSS puanından lisans, ön lisans ve liselerin en az 70 puan sahip olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Özel şartları, diğer bütün kısımları tek tek sizler okuyabileceksiniz. Ben çok fazla uzatmadan bilgileri zaten yorum kısmına sabitlemiş oldum. Çokça vaktinizi almamış olayım arkadaşlar. Başvurular 16 ile 26 Nisan tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden yapılmış olacaktır. Şahsen veya posta ile kabul edilmeyecektir arkadaşlar. Başvurular birazdan hangi ilde olacağını da göstereceğim. Bir pozisyon içerisinden de tercih edebileceğiniz il sayısı kadar da adayın tercihine göre yapılacak olup her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir. Örnek verelim, koruma ve güvenlik yöresinde 15 tane il açılmış. Bu tercih sayısı kadar ancak başvuru yapabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tercih sınırlamasında bir kota yoktur. Ama pozisyonlardan, kadrolardan, ünvanlardan sadece birine başvurabileceğinizi belirtmek istiyorum. Pekala, şimdi tek tek illere veya hangi dalda atama olacaklarını hızlıca bakmış olalım arkadaşlar. Hukuk lisans mezunları, işletme, işletmecilik, işletme maliye, iş idaresi, iktisat yönetim organizasyonu, lidercilik, bilgi yönetimi gibi lisans mezunları başvurabilecektir. Farklı farklı illere atamalar yapılmış olacaktır arkadaşlar. Bunların haricinde adalet ön lisans mezunlarından yine Orman Genel Müdürlüğü'ne, merkeze, yani Ankara'ya yapılmış olan bir atama mevcut olacaktır arkadaşlar. İşçi sağlığı, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ön lisans, grafik tasarımı veya herhangi bir lise mezununun başvurabileceği yine destek personel alımlarının var olduğuna şoför düzeyinde atamalar mevcuttur arkadaşlar. Bunların dışında yine herhangi bir lise mezunun başvurabileceği farklı farklı düzeyde şoför ataması mevcuttur. Şoförlüğün dışında koruma ve güvenlik görevlisinin başvurabileceği herhangi bir lise mezunu mevcuttur. Laborantlardan
tarımsal laboratuvar, laboratuvar teknolojisi ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Mühendisler yine jeodezi, kimya, elektronik veya bunların dışında inşaat, makine, tekstil, bilgisayar bu gibi mühendis alımları da mevcuttur. Teknikerlerden ise makine, uçak, inşaat, makine, inşaat düzeyinde tekniker ataması da mevcut olacaktır. Şoförlüğe özel şart olarak ayrıca belirtecek olursak arkadaşlar, sizlerin lise mezunu olup C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerektiğini ve gerekli diğer özel koşullara da haiz olmaz gerektiğini ve erkek adayların başvurabileceği bir atama olduğunda ayrıca belirtmek istiyorum arkadaşlar. Diğer bütün kısımları tek tek sizler okuyabilirsiniz. Zaten genel hatlarıyla bütün tanıtımını yapmış oldum arkadaşlar. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak diğer bütün çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.